Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu 137. programımız. Bu programımızda bir yerel yönetim deneyimi başlığıyla konuğumuz Aykurt Nuhoğlu'yla. Kendisi 2014-2019 Kadıköy İlçesi Belediye Başkanı. Kendi çalışmalarından hareketli bir yerel yönetim deneyimi ve bir yerel yönetimi nasıl yönetilir tartışmasını yürütüyoruz. Bugün aslında tek başıma değilim. Gürhan Ertuğ ile beraber programda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, ilk soruyu ben sorabilirim. Nereden başlamalı? Konuşacak çok şey var. Evet, Aykurt Bey, İstanbul'un en önemli ilçelerinden birinde 5 yıl boyunca başkanlık yürüttünüz ve bu döneme ilişkin olarak Ali'nin de özetlediği gibi sizin tecrübelerinize, gözlemlerinize ve tavsiyelerinize ihtiyacımız var. Bunları dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Ben öncelikle sizin belediye başkanlarının ve hatta belediye meclis üyelerinin seçimiyle ilgili bir farklı seçim sistemi öneriniz var. Daha doğrusu aday belirleme süreciyle ilgili farklı önerileriniz var. Bunu belediye başkanı olduğunuz dönemde önerdiniz. Birinci sorum bu olacak. Bu sistemi bize kısaca aktarır mısınız lütfen? Şimdi yerel yönetici ne demek? Aslında yerinde yaşayanların kendi yöneticilerini seçmesi. Ve bu ihtiyaç nereden çıktı? Merkezi anlamda hükümetlerin bütünü göremeyip yerinde sorunları tespit edememesinden kaynaklanan bir ihtiyaçtan yerel yönetimler ortaya çıktı. Yaklaşık Türkiye'de 150 yıl önce başladı. Ve şu anda en iyi şekilde vatandaşlara nasıl hizmet edebilir diye düşündüğümüz zaman birincisi bu yerel yöneticilerin yerel olması gerekiyor. O mahalleden, o ilçeden olması gerekiyor. Orada yaşaması gerekiyor. O bölgeye duygusal bir bağının olması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Onu hissetmesi gerekiyor. Her bölgenin kendine has sorunları var. Ekonomik anlamda sorunları var, eğitim anlamında var. Kendi yaşadıkları tarihle ilişkili sorunları var. Siz burada yaşayan insanları eğer yerel olarak tespit etmezseniz, seçmezseniz, oradan seçmezseniz, gelen dışarıdan gelenlerin bu insanları sorunlarını anlamaları, yakalamaları belirli bir zaman alacak. Peki bunları nasıl belirleyeceksiniz bu yerel yöneticileri? Yerel olduğu anlamda yerel halkın karar vermesi gereken insanlar olması gerekiyor. Orada yaşayan insanların karar vermesi, bunlar düzgün müdür, mesleki anlamda yeterli midir, ahlaklı mıdır, bölgesinde yaşayan insanlarla ilişkileri nasıldır, gelecekle ilişkili sorun çözme kabiliyetleri var mı? Elbette bunları en iyi tanıyan orada kendi çevresinde yaşayan insanlardır. Yani seçimle gelmeleri gerekiyor sıralamalara ve vatandaşların oylarıyla beraber de seçilmeleri gerekiyor. Şu anda Türkiye'de yapılan şey, bütün bu adayların tespitleri Ankara'dan yapılıyor. Merkezden yapılıyor. Merkeze kimleri yakınsa, onlarla kimlerin ilişkileri varsa onları atıyorlar. Hatta bir bölgede başka bir bölgeden, başka bir şehirden getirip insanları adaylaştırabiliyorlar. Hı hı. O kadar iş ruhunu kaybetti ki, düşünün Mustafa Kemal Atatürk 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni kurarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Komutanlığını meclis yapıyor. Şimdi siz herhangi bir yerelde bir yönetim oluştururken dışarıdan getiriyorsunuz ve atamayla, yani memuriyet esasına dayalı bir şekilde onları belirliyorsunuz. Türkiye'de aslında bir sürü sorunun çözülmemesinin temel nedenlerinden birisi, yani ehli, liyakatli, gerçekten lider olabilecek insanların kendi bölgelerinde, kendi yaşayan insanlar tarafından seçilmemesinden kaynaklandığı gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu yerelde seçim derken ve bir ön seçim diyebileceğimiz mekanizmayı önerirken o yereldeki parti üyeleri arasında yapılacak bir seçimden mi bahsediyoruz yoksa herkesin katılacağı? Büyük yerlerde parti üyeleri en geniş katılımıyla, hatta küçük bölgelerde daha az insanların yaşadığı yerde tüm halkın o bölgede mesela yaşayan Adalar halkın, Belediyesi diyelim. Adalar Belediyesi diyebiliriz. Yani İstanbul'da düşünün 39 tane ilçe var. Doğru. 39 tane ilçede 39 belediye başkanlığını ve yaklaşık 1000'e yakın belediye meclis üyesini Ankara'dan belirledi. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir parti bile Ankara'dan belirledi bunu. Niye Kadıköy'de, işte Eminönü'nde veya ne bileyim Sarıyer'de veya başka ilçelerde, Fatih'te, Gaziosmanpaşa'da
Burada yaşayan insanlar burada adaylaşma süreçleriyle ilişkili belirlesinler ve karar versinler. Ankara niye onu belirliyor? Ondan sonra Ankara belirleyince bunu, belediye meclis üyelerinde belirleyince Ankara, bölge halkıyla, yaşayan halkla seçilenler arasındaki ciddi bir kopukluk oluyor. Hı hı. Ve bu kopukluk uzun dönemde de giderilemiyor. Evet. Aslında bu seçimlere yansıyor, hizmetle yansıyor, gelecekle ilişkili planlara yansıyor. Ankara'dan gelen birisinin bence o bölgede yaşayan insanların sorunlarını hissetme şansı yok. Evet. Hı hı. Şimdi Kadıköy ilçe, bir yandan da Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bu ikisi arasında, yani ilçe belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanları arasındaki iş akışını ve kafamızda oturtmakta biraz zorlanıyoruz. Özellikle mesela muhalif bir ilçe belediyesiyle daha önceden iktidardaki bir arasında sorun olduğunu biliyoruz. Şimdi bazı yerlerde durum tersine döndü. Sizce bütün bu siyasi şemsiyelerin dışında anlamlı bir ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ilişkisi nasıl kurulabilir? Yani şimdi tabii ilçe belediyesinin görevleri ve büyükşehir belediyesinin görevlerine baktığınız zaman çakışan noktalar olduğu gibi, ama esastaki mantık şu: ilçe belediyesi yerelde, yerel sorunları ilçe çözüyor. Büyükşehir ortak, kentin bütününü sorunlarını çözüyor. İşte ana arterleri çözüyor, ulaşımı çözüyor, işte İGDAŞ'ı çözüyor, yani doğalgazı çözüyor. Evet. Hatta şimdi eskiden elektrik vardı, şu anda elektrik yok. Suyu çözüyor mesela. Büyükşehir, ulaşım mesela en temel özelliklerinden birisi. Planını, bütününün planını büyükşehir çözüyor ilçeyle beraber. Şimdi bu koordinasyona ihtiyaç var. Yani 39 tane ilçemiz var. Bu 39 tane ilçenin ortak sorunları ile ilişkili koordinasyon büyükşehirde. Evet. Gerçi şu anda bakanlıklar da gelip plan yapıyorlar. Yani bu şeyin dışında bana göre yapmamaları gerekiyor, hiç girmemeleri gerekiyor. Bu koordinasyonu sağlarken aslında beraber, birlikte çalışmak, işte o Büyükşehir Meclisi'nde bu birlikteliği sağlamaya çalışıyor. Ne yazık ki Türkiye henüz bu yapıya erişememiş. Evet. Eğer siz muhalifseniz yok sayılıyorsunuz. Evet. Mesela ilginç, bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı işte Mevlüt Uysal telefonumuza çıkmadı yani, bize randevu vermedi yani. Şimdi bu aslında uygar bir ilişki içerisinde sonuçta Kadıköy'de yaşayanın vergileriyle beraber de büyükşehir bütçesi oluşturuluyor. Evet. Büyükşehir bütçesinin parasını kendi cebinde vermiyor. Evet. 39 tane ilçede yaşayan insanların ödedikleri vergilerden karşılanıyor. Evet. Bunu yapmak gerekiyor, bu koordinasyonu ve ne kadar da uyumlu çalışılırsa bu vatandaşa çok olumlu bir şekilde yansır yani. Şimdi bir ilçe belediyesi bir hizmet önerisiyle gittiği zaman Büyükşehir Belediyesi'nden red edilmesi gibi ya da orada bir herhangi bir sıkıntı, somut anlamda için bir sıkıntı yaşadınız mı ya da? Ya ben şöyle düşünen biriyim. Eğer ben Kadıköylülerle ilişkili bir şey istiyorsak Büyükşehir bunu vermek zorundadır. Hı-hı. Yani onu direkt engellemeye güçleri yetmedi. Yani hı-hı, ben öyle bir engelleme görmedim yani, yapamadılar. Ama şunu yaptılar mesela, elimizdeki bir otoparkı geldiler polislerle ve zabıtalarla beraber zorla aldılar yani. Anladım. Gasp ettiler yani. Anladım. Engellediler. Belediyenin önünde ağaç dikmemizi engellediler ana arter olduğu için. Hı-hı. Getirdiler 100'e yakın zabıta. Anladım. Ağaç dikmeyi. Ama hı-hı, şunu yapamadı mesela, bizim işte kapalı spor salonu yapıyorduk, plan değişikliği oldu. Geçirmek zorunda kaldılar onu Büyükşehir Meclisi'nden. Çünkü sonuçta halka ait bir şey bu. Evet. Yani yoksa vatandaş bakıyor, görüyor. Evet. Yani o kadar aleninde yapamadılar ama ellerinden gelirse yaparlar yani. Peki buradaki iletişimi nasıl yürütüyordunuz? Yani mesela vatandaşa, mesela vatandaş da hizmet bekliyor ama hizmetiniz mesela Büyükşehir Belediyesi'nin takdirinde gerçekleşmiyor. Bunu nasıl iletişimini kuruyordunuz? Şöyle bir şey yaptık. Biz ilk geldiğimiz zaman yerel yönetime tüm kamu kurumlarının temsilcilerini çağırdık. Evet. Dedi ki biz her ay toplantı yapacağız muhtarlarla beraber. Siz de İSKİ'den, İGDAŞ'tan, elektrikten, tüm kurumlardan temsilciler gelsin dedik. Bunları gönderdiler. Bu temsilciler vasıtasıyla ilçedeki sorunlar konuşuldu. Bu meclis toplantılarından bahsetmiyoruz dışından, değil mi? Dışından. Evet. Bunu sadece kendi kontrolümüzde. Bir koordinasyon toplantısında. Koordinasyon toplantısında yaptık bunu. 21 mahalle muhtarımız, dahil diğerleri. Hepsi her ay yapıldı bu muhtarlığına. Evet. Bunun çok faydasını gördük. Yani en azından yani gidip oradaki siyasilere de bu iş ulaşmadı. Onlar da bunu engellemediler. Çünkü onların da işine gelen bir şey. Çünkü koordinasyon onların da ihtiyacı var. Şimdi aynı anda aynı sokağa İGDAŞ giriyor, İSKİ giriyor. Evet. Biz giriyoruz. Büyük bir kaos, bir kargaşa oluşuyor. Evet. Vatandaş bunun şeyini çekiyor, sıkıntısını. Evet. Ama bu koordinasyonla beraber bayağı bir mesafe alındı ve işler yoluna girdi ki biz dönemimizde çok fazla inşaat vardı Kadıköy'de. Evet. Şeyi vardı mesela, Marmaray vardı, yapılmamıştı. Çok fazla gürültü, toz oluyordu. Bu koordinasyonla beraber çözüldü. Yani her şey hep olumsuz anlamda da gitmiyor. Tabii.
Tabii Aykut Bey, ben aynı soruyu size merkezi yönetimle ilişkiler açısından sormak istiyorum. Merkezi yönetim deyince tabii birkaç şey daha var orada. Siz birinci bölgedesiniz, İstanbul birinci evet. bölgesindesiniz ve birinci bölgeden seçilmiş olan çeşitli partilerden milletvekilleri var. Bunlarla ilişki ve keza merkezi yönetimle ilişki konusunda yaşadığınız sorunlar nelerdir? Çünkü o konuda da yani Türkiye her geçen gün biraz daha merkezileşen yapılara doğru ilerliyor. Özellikle imarla evet. ilişkili ciddi problemler yaşandı. Evet. Sonuçta biz yoğunluk artışı istemedik yani. Özellikle Kadıköy zaten çok dolu bir yer. Şimdi bir Haydarpaşa sorunu vardı. İşte oranın gar olup olmaması ile ilişkili sorun. Orada ciddi şekilde gar olması konusunda ısrarımızı devam ettirdik. Oradaki platformlarla beraber bir tavır koyduk, oluştu. Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine karşı çıktık. Burası iki katı büyütülmek isteniyordu. Dava açtık ve onu sürdürdük. Ben hala inanıyorum Kalamış Yat Limanı kesinlikle büyütülmemeli. Halen sürüyor mu mahkeme? Halen sürüyor ve özelleştirme idaresi orayı para olarak görüyor. Doğru değil bu. Orası mevcut haliyle korunmalı, yenilenebilir ama asla bir santimetre kare yoğunluk artışı olmaması lazım. Vatandaşlar oradan yürümesi gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Orada Tarım İl Müdürlüğü'nün arazisi var, onu belediyeye devretmişler İstanbul Büyükşehir'e. Şu an Büyükşehir tabii Sayın Ekrem İmamoğlu'nda olduğu için belki daha rahat çözülecek. O arazinin tamamen Kadıköylülerin kullanımına verilmesi gerekiyor. Evet. 20 bin metrekareye yakın bir arazi. İşte bakanlıklar imar yetkisi kullanmaması gerekiyor ilçelerde. Büyükşehir ve Kadıköy Belediye Meclisi var. Bunların kullanılması gerekiyor. Bunların Kadıköylülerle beraber tartışılması gerekiyor. Moda'da bir 30 bine kişiye yakın, 35 bin metrekare üzerinde İspak'ta bir dolgu alanın üzerinde bir cami projesi var. Bu da doğru değil. Öyle bir ihtiyaç yok. 20 bin kişilik bir cami. Var olan bir dolgu alanı mı dolgu yapılacak? Dolgu alanı orada İspak'ın otopark olarak kullanılan yerde kullandığı vardı. Yer. Buna benzer dışarıdan müdahalelerle yerel anlamda yerelin gelecekteki kaderini değiştirecek projeler yapılmaması lazım. Yani yerelse eğer yerel karar vermesi lazım. Yani orada yaşayan insanların karar vermesi lazım. Aynı şekilde Haydarpaşa ile Üsküdar tarafındaki liman var. Oranın bir bütün halinde o vadinin düşünülüp tamamen vatandaş ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak düzenlenmesi lazım. İşte bir rekreasyon alanı, belki bir yürüyüş yolu ve kültür alanı, kültür vadisi haline dönüştürülmek lazım. Hukukun dışında merkezi yönetimle iletişim halinde problemlerin çözümü mümkün değil mi? Çünkü işte Danıştay'a başvuruluyorsunuz, evet, belli merkezi kararlar konusunda. Ama bu karşılıklı ilişkilerle konuşarak, toplantılar yaparak ortadan kaldırmak veyahut da merkezin düşüncesinden vazgeçmesini sağlamak mümkün olamadı mı sizin döneminizde? Şimdi merkezin bize bakışı bizi yok sayarak evet. bakıyor. Muhalefet partisi. Muhalefeti de yok sayıyor. Bence kendi belediyelerini de yok sayıyor. Yani her şeyin sahibi gibi kendini görüyor. Özellikle bu başkanlık sisteminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de büyük oranda devredişi kalmasıyla beraber işte tartışma kültürü yok zaten. Yani önceden bir sorun işte ortaya atıldığı zaman tüm taraflar tarafından tartışılması gerekiyor. Bu milli eğitim için de geçerli, sağlık için de geçerli. Yani tartışılması, konuşulması, herkes tarafından hazmedilmesi gerekiyor ki uygulamakta, uygulamada bütün bu zorlukları ortadan kaldırsın. Bir defa bu mantık olduğu için, bir defa direkt yok saydığı için ben şimdiye kadar bizde son dönemde çok fazla davalar ve karşılıklı şey olunca işte bir sefer özelleştirme idaresi şey için geldi, Kalamış Yat Limanı ile ilişkili. İlle diyor orada bir otel yapılması gerekiyor diye bizi ikna etmek için geldi. Ama şunun için gelmiyor. Yani burada daha iyi ne yapabiliriz? Evet. Biz bakanlıkların gücüyle. Mesela bize hastanelerle ilişkili gelmeleri lazım. Onlarla ilişkili koordinasyon yapıyoruz. Çünkü vatandaşların ihtiyaçları var. Ne bileyim yaşlılarla ilişkili, projelerle ilişkili gelmesi lazım. Bunlar hep bakanlıklara giriyor ama biz Alzheimer Gündüz Bakım Evi yaptık. Evet. Sosyalleşen merkezleri yapıyoruz. Onların yapamadıkları, yasal olarak yapmaları gereken işleri şu anda belediyeler yapmaya başladı ve yapıyor ciddi şekilde mesafe alan. Kültürle ilişkili mesela sanat merkezleri kuruyoruz. Bunlar aslında milli eğitimle beraber çok rahat, çok koordineli bir şekilde yapılabilir. 100'e yakın okul var. Bu okulların tüm bakımlarını Kadıköy Belediyesi yaptı. Bundan sonra da yapacak. Bizden sonra gelen arkadaşımız da eminim okullarla ilgilenecek. Şimdi parayı siz alıyorsunuz.
bütçesizde Kadıköy Belediyesi'nin bütçesinden ben hatırladığım kadarıyla 40 milyon üzerinde biz okullara para harcadık. Para harcıyoruz. Sen o bütçeni Kadıköy Belediyesi'ne devret. Eğitimle ilişkili. Bu örnekleri artırmak mümkün. Yani bana göre merkezi hükümet, güvenlik, işte genel ortak, nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu sağlıyorsa, merkezi hükümet de Türkiye'nin koordinasyonunun ortak şeylerini sağlaması lazım. Evet. Geri kalan yerleri tamamen yerelleşmesi lazım. Yerelleşmeyle beraber de Türkiye demokratikleşmesi de çok hızlı bir süreçte devam edecek. Bununla beraber iyi siyasetçiler yetişecek, iyi, güçlü bir irade oluşacak. Ve şu an yaşadığımız bir sürü ekonomik anlamda sorun dahil, yaşadığımız bir sürü sorun bence sorun olmaktan çıkacak yani. Seçimler zamanı, seçim hemen sonrasında duymaya alışık olduğumuz bir laf vardır işte. Seçimden sonra parti rozetini çıkarmalı belediye başkanları diye. Sizce belediye başkanlarının siyasetle, merkez siyasetiyle ve aynı zamanda partileriyle ilişkisi nasıl olmalı? Aslında bence bir siyasetçi kimdir? Bu tanımlama yapılması gerekiyor. Aslında siyasetçi ne yapıyor? İşte yasaları yapıyor. Yasaları niye yapıyor? Mevcut yasalar yetersiz diyor. Yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor. Aslında mevcutun dışında düşünen, tasarlayan, hayal kuran kişi siyasetçi. Yani yeni bir yaşam tasarımı oluşturan kişi. Yani Mustafa Kemal Atatürk işte geldiği zaman bir hilafet vardı, işte padişahlık vardı. Ne yaptı? Bir cumhuriyeti hayal etti. Bu aslında bir askeri deha gibi düşünülse bile aslında bir siyasetçinin tasarımı. İşte ne dedi? Kılık kıyafet devrimi, harf devrimi. Bunlar aslında yoktu. Olmayan şeyleri yarattı. Siyasetçinin görevi geleceğin tasarlanmasını yaratmak. Şimdi siz bu geleceğin tasarlanması kimliğinizi bırakamazsınız. Şimdi arkadaşlar şundan karıştırıyorlar. Bir siyasetçi herkese eşit olmak zorundadır. Ama siz herhangi bir siyasal partiden üye olursunuz, seçilirsiniz. Seçilmeniz demek o partinin militana anlamında düşünülmemesi gerekiyor. Seçilmenizin nedeni zaten tüm halka hizmet etmek için seçiliyorsunuz. Yani bir siyasetçinin ben herkese eşit davranacağım demesi bile bana göre yani insanları rahatsız ediyor. Yani eşit davranmayı düşünmek ne demek yani? Evet. Yani bu adalet, hukuk, işte özgürlük, insan haklarına bağlı kalacağına yemin eden birisinin bir ayrımcılık yapması mümkün değil ki. Olmaması gerekiyor. Bence bu yanlış kullanılıyor. Yani bir parti militanlığı yapmayacağım anlamında söylenen bir şey gibi düşünülüyor. Siyasetçi kimliklerini korumaları gerekiyor. Bir geliştirmeleri gerekiyor. Yani siyaset bir meslek değil. Evet. Ama bu zamanla bu deneyim işte eğitimde yaşamla kazanılan bir şey. Ve bunu bırakarsalar işte o zaman hiçbir şey yapamazlar, tasarlayamazlar. Çoğu zaman yerelin siyasetiyle merkezin siyaseti arasında belirli farklar oluşuyor. Bu doğrultuda sizce belediye başkanı ulusu ilgilendiren daha büyük ölçekteki siyasi meseleler yerine kendi şehri, kendi ölçeğinde mi siyaset yürütmeli yoksa böyle bir ayrım gitmiyor musunuz? Çünkü şu anda farklı ekoller oluştu. Ya şimdi sizi insanlar belediye başkanı olarak seçiyorlar. Evet. Belediye meclis üyesi olarak seçiyorlar. Seçiyorsalar siz zaten diyorsunuz ki ben sizin adınıza 5 yıl bu hizmetleri, bu görevleri yapacağım. Evet. Şimdi başka bir misyon üstlenirseniz doğru değil ki. Evet. Seçilme şeyinin ruhuna aykırı yani. Evet. Siz bu görevinizi başarıyla yapın. Evet. Ve teslim edin aldığınız yere ki bunun sahibi vatandaş. Evet. Size her ne kadar merkezden atıyorsalar da siz gerçekten vatandaşın bütçesiyle ve vergileriyle ve oylarıyla orada oturuyorsunuz. Teslim edin. Ondan sonra sizi vatandaş başka bir şeyde layık görürse onu yapın. Bence belediye başkanı seçiliyorsanız 24 saat değil o 5 yıl içerisinde o 60 ay içerisinde bu görevi yapmalısınız. Yani. Evet. İstanbul dışındaki kentlerin milletvekilleri parlamentoda kendi kentlerinin sorunlarıyla ilgili çok sayıda önerge veriyorlar. Çeşitli kurumlarla, kamu kurumlarıyla özel ilişkiler kuruyorlar ve kendi memleketlerine ilişkin, kentlerine ilişkin talepleri iletiyorlar. Fakat sanki İstanbul bundan biraz azade gibi görünüyor. Sizin Kadıköy Belediye Başkanlığı döneminizde birinci bölge milletvekilleri hiç Kadıköy'ün sorunlarıyla veya genel olarak birinci bölgede yer alan ilçelerin sorunlarıyla ilgilendiler mi? Hatta gelip sizi farklı partilerden belediye başkanlığı görevinizi kutlamak üzere kapınızı çaldılar mı? Nasıl bir ilişki var milletvekilleriyle? Tabii milletvekilliği çok önemli bir görev.
ama biz şimdi seçildiğimiz dönemden itibaren işte 2015'te bir seçim oldu, sonra referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi. Tabii meclis çok darbe aldı yani. Kendi gücünü ve ruhunu kaybetti. Yani milletvekilleri de sonuçta belediye başkanlığı görevine çok fazla yönelmeye başladılar. Yani belediye başkanlarının işte bütçe kullanması ve güçlü olması. Aslında bu biraz Türkiye'nin sorunu. Yani milletvekillerinin, yani meclisin güçlendirilmesi gerekiyor. Yani meclisin, yani bu başkanlık sisteminin tekrar sorgulanarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlü olduğu bir yapıya dönmesi gerekiyor. Yasama organının düzgün çalışması gerekiyor. Şimdi milletvekilinin görevi ne? Bence milletvekilinin görevi tabii yasa yapmak, düzenleme yapmak, gelecekle ilişkili tasarım yapmak. Tabii son dönemde bu sosyal medyanın çok gelişmesi, algının yükselmesi ve bireylerin çok fazla öne çıkma isteği bence milletvekillerinin de bu görevleri yapmasını engelliyor. Şimdi ben şöyle bakmak istiyorum bir yurttaş olarak, şu anda bir yurttaş olarak. Belediye başkanı ne için seçilmişse görevini yapsın. Milletvekili de ne için seçilmişse görevini yapsın. Herkes görevini yaparsa Türkiye sağlıklı bir çizgiye oturur. Şimdi düşünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini yok edecek bir başkanlık sistemiyle ilişkili bir referandum süreci başlattı ve referandum yaptı. Bir meclis kendisini yok eder mi? Peki bir meclis kendini yok edebilecek kadar bir irade yoksunluğuyla karşı karşıya kalıyorsa, demek ki milletvekilleri kendi bölgelerinden ön seçimlerle seçilerek gelmediler. Atamayla geldiler, liderler tarafından atandılar ve liderleri ne diyorsa onu yapıyorlar. Aslında şu anda meclisin en büyük sorunu bu liderlerin bu atama duygusu ve gücü. Yani bana göre bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıyayız. Milletvekilleri özgür bir şekilde kendi düşünceleriyle beraber ben kendilerinin ortadan kaldıracaklarını zannetmiyorum ki başkanlık sistemi bana göre meclisi çok güçsüz kıldı. Evet. Ölçeğimizi belediye meclislerine geri çekersek, şimdi belediye meclisleri aslında vatandaşın neredeyse hiç dokunmadığı bir yer. Ama vatandaşın en önemli sorunlarının aslında tartışıldığı bir yer. Hatta aslında belki şu yeni dönemde böyle internetteki yayınlarıyla biraz daha takip edilmeye başlasa da çok açık bir platform olduğunu söyleyemeyeceğiz. Sizce vatandaş belediye meclisi ilişkileri güçlendirilmeli mi ya da nasıl bir şeffaf hale getirilmeli? Şimdi mesela İstanbul ölçeğinde düşünün. İstanbul'da bir büyük meclis var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Türkiye'de ikinci büyük meclis. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra ikinci meclis. Bir ilçe meclisleri var. Evet. Şimdi belediye meclisi üyeliği bence çok önemli bir görev. Ama meclis, meclis olarak çalışırsa. Geçmiş dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi sadece plan değişikliğiyle ilişkili ağırlıkla çalıştı. Ne İstanbul konuştu, ne Türkiye konuştu. Mesela düşün, bu havaalanı yapıldı, köprü yapıldı. Hiçbiri Büyükşehir'den karar olarak geçme bile geçmedi. Ve bu konuda hiçbir yorum dahi yapmadı. Niye? Çünkü mevcut hükümet, mevcut devlet başkanı onları atadığı için. Onlar Ankara ne dediyse onu yaptılar. Şu andaki meclisler, bence bu İstanbul'u ve ilçeleri tartışmalılar, konuşmalılar. Ama böyle meclisler ne hikmetse Türkiye'de bu başkanlık sisteminden sonra sanki gereksiz bir şeymiş gibi görünmeye başlandı. Engelleyici bir şey olarak düşünmeye başlandı. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Yani bu başkanlık sistemiyle beraber hem iktidar hem muhalefet aslında bu işe özenmeye başladı. Düşün mesela muhalefet partisi Türkiye'nin hiçbir tarafında ön seçim yapmıyor mesela. Evet. Yani o da bir başkanlık özentisi. O gücün yansıması bir şekilde aynılaşmaları gibi. Tartışılması lazım. Bence çok belediye meclisleri önemli, meclisler önemli. Öncelikle çevresindeki örgütlü yapılar var. Meslek örgütleri var, sendikalar, dernekler var. Bunlarla beraber ilişkilerini artırmalılar. Onlara yasa izin veriyor. İşte komisyonlara çağırabilirler odaları, oda üyelerin temsilcilerini. Muhtarları yönetime katabilirler. İşte kent konseyini çok aktif hale dönüştürebilirler. Yani siz önemli olan niyet olarak bunları düşünün. Hayata geçirmeye çalışın. Siz bir adım atın, size vatandaş 10 adım atar. Evet. Ben hemen sizin belirtmiş olduğunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden özellikle bu 2014 ve 2019 dönemine ilişkin bir konuyu sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin 120 küsur meclis üyesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 127 veya 128 olmuş. 128'di diyebiliyorum ben de. 180'e yakında veya 180 küsurda AK Parti'nin vardı. İki tane de MHP'nin meclis üyesi vardı. Aslında bakıldığı zaman
çok da kötü olmayan bir muhalefet rakamı var burada. Yani 120 sayısı küçümsenecek bir rakam değil. Fakat biz İstanbul Hepimizin Girişimi olarak birkaç meclis toplantısını da izledik. Ama garip bir durum var orada. Bir bakıyorsunuz 300 küsur maddeden oluşan bir gündem toplantının başlamasına 5 dakika kala dağıtılıyor. Bilmiyorum, mesela siz de meclis üyesiydiniz ama gündemi ne zaman alıyorsunuz onu bilmiyorum. Ve gündem, sizin de belirttiğiniz gibi imar planı değişikliklerinin ağırlıkta olduğu bir gündem. Bu yapıyı değiştirecek bir formül var mıdır, bir yaklaşım var mıdır? Bu sadece belediye başkanlarının niyetiyle olacak bir şey değil herhalde. Şimdi belediye başkanları tabii sonuçta tetikleyici. Eğer bu konuda katılımı desteklerse de çok daha hızlı oluyor. Şimdi siz eğer açık ve tartışılabilir bir meclis oluşturursanız, zaten insanlar konuları tartıştıkları zaman bir şekilde doğruyu buluyorlar. Sorun tartışılmayıp, grup kararı alınarak bir kapalı oturumda yapılan şeyin mecliste uygulanması şekline dönüştüğü zaman zaten otomatikman… Hemen öncesinden bahsediyorsunuz. Tabii otomatikman olumsuz kararlar da hızlı bir şekilde geçiyor. İşte ama burada mesela bir ayak eksik Türkiye'de, çok ciddi şekilde demokrasi, basın mesela. Basın aslında ışık tutması lazım, özellikle medya. Şimdi Türkiye bir havuz medyası ile karşı karşıya ve neredeyse tamamını ele geçirmişler. Şimdi medya ışık tutsa o zaman halk bir şekilde görecek. Halkın gördüğü şeye karşı herhangi bir olumsuzluk yapma şansları yok. Mesela biz Kadıköy'de her şeyi önceden halktan paylaştık. Mesela Haydarpaşa'nın garını paylaştık, Kalamış'ı paylaştık. O zaman her zaman hükümet geri adım attı. Halktan korktu yani. Halka rağmen bunu yapmaya cesaret edemedi. Ama halkın haberi olmazdan... İşte bize şimdi belediyeye dava açan bir firma var. Hiç oradaki plan değişiklikleri geçmiş dönemde oldu. Hiç vatandaşın haberi olmadı. Binalar ne zaman yapılmaya başlandı, o zaman haberi oldu. O zaman da yasal süreçler zaten kaçmış oluyor. Geçmiş oluyor. Kaçmış oluyor. Ama en baştan siz vatandaşın haber alma özgürlüğünü kullanıp basın bunu yaparsa, o zaman vatandaşa rağmen bunları yapamazlar. Yapamıyorlar yani. Oradan başlıyor. Belediye meclis üyelerinin de denetlenmesi lazım. Artı yani belediyeler ne yapıyor? Bunların televizyonda, basında konuşulması lazım. Yani herkes işte katılımcıyım diyor, şeffafım diyor. İşte sosyal medyada boy boy fotoğraflarını yayınlıyorlar. O onu kucaklıyor, öbürünü kucaklıyor da. Arkadaş, sen ekmek getiriyor musun evine? Hizmet yapıyor musun? Çocuk müzikle ilgileniyor mu? Mahallesinde spor var mı? Bunları konuşması lazım. Bu böyle bir algıyla beraber bir sanal dünyada Türkiye'ye gidiyor. Aslında dünya da biraz sanallaştı ya bu son dönemde. Ama bunun en kısa sürede gerçek, somut, elle tutulabilir bir şekilde basında, medyada tartışılırsa emin olun çok kısa bir sürede herkes çok çalışmaya başlar yani. Canlı yayın yapılmasının bu süreci kuvvetlendireceğini düşünür müsünüz? Düşünüyorum. Ben ne kadar halk takip ederse siyasetçilerin de o kadar doğru şeyler yapacağını düşünüyorum. Bu yeni dönemle, yereldeki yeni dönemle beraber birden borçlar tartışılması başladı. Herkes bir borç açıklıyor ve işte o borçlara nasıl mücadele edeceğini anlatıyor. Şimdi ben de merak ediyorum, yani niye bugün bu dönemde bu borçları öğreniyoruz da zamanında öğrenmedik? Yani buradaki şeffaflık ve bu para yönetimi nasıl daha anlamlı bir şekilde yapılabilir vatandaşların gözünde? Bununla ilişkili ben kendi başımdan geçen bir şey anlatayım da. Şimdi biz belediyeye geldiğimiz zaman işte Mart sonu, yani Nisan'da geliyoruz. Yani ciddi şekilde diyelim ki 100 milyona yakın bir borcumuz vardı. İşte Mayıs'ta vergiler alındı. Ben şöyle bir şey yaptım, yani hep beraber arkadaşlara dedik ki yani şu bütçemizi, gelirimizi, giderimizi özellikle yıl sonuna kadar bir yapalım, yani yaptık. Dedik ki ya biz bütün bu borçları ödeyebiliriz yani şu anda bütçeyle beraber. Ödedik ve ondan sonra her şeyi nakit ödedik. Nakit ödemeyle beraber her şeyi gerçek fiyatının çok altında almaya başladık. Çünkü para ödediğimizden dolayı. Gereksiz olan tüm harcamaları kaldırdık. Yani gereksiz. Ve her şeyi gerçeğe uygun almaya başladık. 5 yıl içerisinde 1 lira banka kredisi kullanmadık. İşte arsaları satın aldık, binalar yaptık, çok fazla tesis yaptık. Ve gördük ki kamu kaynakları verimli kullanılırsa, bunlardan çok fazla halk
halkın ihtiyacı olan proje yapmak mümkün. Şimdi borç, tabii ben bir ara ağzımdan şöyle bir çıkmıştı, bizim bir ara paramız da fazla olunca söylenince herkes şöyle demeye başladı. Ya bir belediyenin parası mı olur kardeşim? Ne demek bu yani? Niye borcu yok? Şimdi birdenbire biz şöyle bir konumla karşı karşıya kaldık. Yani sanki biz hiçbir iş yapmamışız, parayı tutmuşuz, herkesten kısmışız parayı. Arkadaş İstanbul'da 39 tane belediye var. Bu 39 tane belediyenin 3-4 tanesini toplasan bizim kadar proje yapmadı. Biz kamu arazileri satın aldık, hiçbir araziyi satın aldırmadık. Yani bir sürü tarihi köşkü restore ettik, yüzme havuzu yaptık, spor salonları yaptık. Yani bir sürü proje yapmamızı, çocuk yuvaları yaptık, örnek olacak çocuk yuvaları yaptık. Ama o belediyenin kasasında para olması birdenbire bütün bunları olmaz diye düşündüm. Belediyenin kasasında para olması lazım, bütçenizin olması lazım. Borçlanabilirsiniz, hiçbir iddia şeyim yok. Borçlanabilirsiniz ama bir proje karşılığında borçlanmanız lazım. Bir de niye belediyelerin kasasında para yok sorusu sorulması gerekiyor. Gerçekten belediyelerin gelirleri yetersiz. Ama gerçekten siz o bütçeyi iyi kullanabiliyor musunuz? Bunun da sorgulanması lazım. Yani siz şimdi bütçenizi çok kötü kullanıyorsunuz. Gereksiz harcamalar yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmayıp sadece etkinlik üzerinden bir belediyecilik yapıyorsunuz. Ben onu yaptım, bunu yaptım, görsel. Bunlara kaç para veriyorsunuz? Halkla paylaşın o zaman. Evet. Yani belediyenin hiçbir bütçesi yok, gidiyor 200-250 bin lira sanatçıya veriyor, getiriyor, görsel bir şölen yapıyor 2 saatlik. Yani sanatı çok daha farklı yapabilir, bu parayı çok daha farklı kullanabilir. Sadece bu parayı harcayarak iş yapmış olmuyorsun. Vatandaşın çocuk, kadın, genç, dezavantajlı gruplar, bunların gerçek hizmetlerini karşılamak zorundasın. Bence sorgulanması gereken şey, tamam gelirleri yetersiz, o konuda hiçbir itirazım yok ama gerçekten paraları doğru harcıyorlar. Peki bu sorgulama yani vatandaş tarafından, çünkü yani şey belki belediyeler el değiştiriyor diye öğreniyoruz ama bunun iletişimi, yani vatandaşla paylaşımını nasıl daha anlamlı yapmak şeyden lazım? Şeyden başlıyor yani, bir defa şu belediye meclislerinin seçilmesinden başlıyor. Evet. Bunlar şimdi atamayla gelince belediye başkanları ne derse onları yapmaya başlıyorlar. Yani öyle bir sistem kuruluyor. Aslında belediye meclisi belediyeyi denetler, denetleme görevi var. Öbüründe denetleme başladığı zaman işte muhtarlar var 21 tane, işte meslek örgütleri var. Yani sistemi tartışılabilir bir yapıya dönüştürmek lazım. Kurumsal bir ilişki kurması lazım belediyenin bu yapılarla. Siz şimdi kapatınca belediyeyi bunların hiçbirini göremiyor. Size yazı yazsa da cevap vermiyorsunuz bir şekilde. Uyduruk cevaplarla geçiyor. Ama bunu aşması lazım belediye yönetimlerinin. Demesi lazım ki ben bu kadar para harcadım buraya. Bunu bu kadar yaptım. Bu ihtiyaç değildi. Yani bunu da basın takip etmesi lazım. Ha, olumsuz bir şekilde ya arkadaş senin şimdi 100 bin lira bütçen var, sen 50 bin lira bunu bu şekilde niye harcıyorsun diye 3 sefer yazılsa, çizilse, kamuoyunda tartışılsa eminim herkes kendisine çeki düzen verir. Nisan ayında yeni yönetime nasıl bir kasa devrettiniz Aykut Bey? Bizim bir defa 1 lira borç devretmedik. Bildiğim kadarıyla kasamızda 30 milyon liraya yakın para vardı. Yani o ayki maaşlarını rahatlıkla ödeyebiliyordu. Piyasaya da 1 lira borcu yoktu yani Kadıköy Belediyesi'nin. Evet. Bir özel soru. Siz aynı zamanda inşaat şirketi sahibisiniz ve Kadıköy'de de 2014 öncesinde bu faaliyeti yürütüyordunuz. 2014'ten itibaren ne yaptınız bu faaliyeti? Ben şeylerimi durdurdum, faaliyetlerimi. İnşaat yapmadım. Artık ben Kadıköy'de hiç inşaat yapmadım yani. Geçmişte de yapmadım. Daha 85'te bir inşaat yaptık yani. O Nuhoğlu diye gördüğüm herhalde yani. Ailenin diğer kanatları. 85'te yok. Benimle alakaları yok. Kadıköy'de yapmadım. Aynı anda hem siyaset hem de ticaretin yapılmasını alaki bulmuyorum. Yani eğer siz siyaset yapıyorsanız ve kamu yöneticisi olmuşsanız, halkı temsil ediyorsanız ticari faaliyetlerinizi durdurmanız gerekiyor. Ticaretle siyaset beraber bir arada yürüdüğü zaman o zaman işte başka şeylerin önü açılmış oluyor. Zaten Türkiye yolsuzlukta dünyada şu anda herhalde Meksika'dan sonra ikinci sırada. Maalesef. Belki de şu anda Türkiye'nin en ciddi sorunu yolsuzluk yani. Terör dahil belki yolsuzluktan besleniyor. Sorgulanıp yolsuzluğun olmayacağı bir yapılanmaya dönüşmesi lazım Türkiye'nin. Evet. Şimdi belediyelerde aslında stratejik planlama süreci devam ediyor. Sonlarına doğru geldik. Bu süreçte kendi deneyimlerinizle hareketle anlamlı, verimli bir stratejik planlama ve onun takibi nasıl yürütülmeli? Şimdi biz şöyle bir şey yapmıştık. Geldiğimiz dönemde işte gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar, muhtarlar, bütün meslek örgütleri ile nasıl ortak Kadıköy'ü tartışırız ve bir ihtiyaçları ortaya çıkartırız diye. O zaman Sabancı Üniversitesi'ndeki bir Oğuz Baburoğlu vardı, bir ekip öğretim üyesi. Onlardan destek alarak, akademik destek alarak
Bu toplantıları planlı bir şekilde yaptık. Ve çok sağlıklı sonuçlar çıktı. İşte iki yıl sonra da bunun tekrar yeniden neler yaptık diye aynı katılımcılarla tartıştık. Ya bir defa buna inanmanız lazım. Yani spor genel bir ihtiyaçtır diyebilirsiniz. Ya bunu niye vatandaşa sorayım? Zaten ben spor alanını yapayım diyebilirsiniz. Ama oradakiler basket isteyebilir, tenis isteyebilir, ne bileyim yüzme isteyebilir. Konuşmalısınız. Aslında siz ne kadar çok konuşursanız vatandaşla beraber o zaman hem kendinizi geliştirirsiniz hem de gerçeği objektif olarak görme şansına sahip olursunuz. Yani bu koltuklardan ihtiyaçlar görünmüyor. Yani ne ASA Ankara Kadıköy'ü göremiyorsa işte Kadıköy Belediyesi'nin koltuğundan da siz Fikirtepe'yi göremezsiniz yani. Evet. Oradaki yaşayan güncel sorunları göremezsiniz. Onun için yerinde yönetim olmasının temelinde yatan şey bu. Buna inanacaksınız. Stratejik planın gerçekten katılımcı bir modelde yapıldığına inanacaksınız. Bunu yapan belediyeler var. Gerçekten yapanları var. Ama burada mesela siyasetçilerin bu süreçlere katılması gerekiyor. İşte belediye başkanının, yardımcılarının. Buna inanması lazım. Esas inandıktan sonra bence gerisi zaten geliyor. Yani ve bütçeleniyor. Sağlıklı bütçeye dönüşüyor. Bunun dediğiniz gibi aslında bir an sonra yani yapmak zorunda olduğu için yapılan belediyeler var. Peki şöyle sorsam, stratejik plan daha sonraki başkanlığınız süresince sizin için nasıl bir malzeme haline geldi? O başucu kılavuzu mudur? Dönüp dönüp baktınız mı? Yoksa oradan çok farklı bir yere doğru mu evrildi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz ilk başta geldiğimiz zaman hem etkin bir belediye meclisi, etkin bir yürütme ama çok katılımcı bir model öngördük. Ve bunu devam ettirdik. Ve iddiamız şuydu. Tüm kesimlerle işte tiyatroculardan al da işte odalara kadar kurumsal anlamda bir ilişki kurmak. Yani bana gelen birisi gelip Kadıköy Belediyesi ile olan ilişkisini sadece başkanla değil Kadıköy Belediyesi'nin bir birimiyle beraber yürütmesini sağlayabilmekti. Evet. Bunu bu 5 yıl içerisinde başardık. Yani ne bileyim en iyi başardıklarımızda bir şey tiyatrocular, onların bir platformu vardı. Onlar artık benimle sadece sohbet için bir araya geliyorlardı. Kurumsal karşılıklarını oluşturmuştuk. Bu devam etmesi lazım. Odaların bir fiili çok önemli odalar, özellikle meslek örgütleri. Bunların bu yönetimlerde bulunması gerekiyor. Aktif hale gelmesi. Kendi gelişmeleri için de bu gerekiyor. Sendikaların bulunması lazım. Ki sendikalar da şu anda ciddi sıkıntı içerisinde. Yani Türkiye'nin bütününde bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bunlar ne kadar güçlenirse bu yapılar, aslında Türkiye demokrasisi de o kadar çok güçlenir. Ama düşünün mesela geçen bir sendika genel kurulunda şöyle bir karar alıyor. Şubelerin başkanlarını görevden alma yetkisini genel başkan kendi üzerine alıyor. Genel kurulda. Şimdi düşünün başkanlık yetkisinin sol bir sendikada böyle bir noktaya varması ne demek yani? Bir başkanlık gelip yani çok daha demokratikleşmeye kendi içselleştirmesi gerekirken bu yetkileri almaya başladılar. Yani sorgulama olması lazım. Bütün bu ilişki ağı da yerel yönetimin bütün demokratikleşme süreciyle ilişkili örgütlenmeyi destekleme görevi var. Bunları zorladığımız zaman onların bu süreçlere katılması demek, kendi üyeleri arasında tartışılması demek bu sistemi güçlendirir. Ben bunu yasal olarak bir görev olarak belediye başkanının yapması gerektiğini, meclislerin bunu yapması gerektiğini inan bileyim yani. Ve bu konuda çok zorladık. Bayağı bir mesafe aldık. Onun için ben şimdi Kadıköy'de sokakta gezdiğim zaman bir sürü belki yanlış şey de yapmış olmamıza rağmen İnsanlar bizim bu iyi niyetli çalışmalarımızı takdir ettiler, destek verdiler. Biz de kendimiz bunları yapmaktan en azından vicdanen kendimi iyi hissettim. Evet, belediyelerin dernekler ve vakıflarla olan ilişkisi çok tartışılır hale geldi. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıklanan rakamlar var, işte diğer kentlerin belediyelerinde açıklanan rakamlar var. Kadıköy Belediyesi de sizin döneminizde çok yoğun bir sivil kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttü. Ama sanki farklı formüller uygulandı diye gözlemliyorum. Bir de tabii bunun içinde bir Kadıköy Akademi tecrübesi var ki onu da oldukça önemsiyoruz. Nasıl bir ilişki yönetmeyi tercih ettiniz Kadıköy'de sivil toplum kuruluşlarıyla ve sivillerle? Şimdi öncelikle üniversitelerden başlamak istiyorum. Üniversitelerin bu ülkede çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerle protokolleri yaptık işte. Marmara Üniversitesi dahil olmak üzere. Onlar birikimleri, deneyimleri ile Kadıköy Belediyesi bürokrasisi arasındaki ilişkilerini artırarak bir şekilde hizmet anlamına da dönüşmesi için. Hem onların ihtiyaçları hem bizim ihtiyaçlarımız anlamına.
aslında Kadıköy Akademi'nin de özünde yatan şey bürokrasi, siyasetçiler ve akademiler, yani üniversitenin bir araya gelip vatandaşın ihtiyacı olan konularla ilişkili sürdürülebilir projeler oluşturmak. Sivil örgüt yapılanmaları da işte meslek örgütleri bu konuda devreye girdi. Onlarla beraber toplantılar yapıldı. Bazılarında bayağı bir mesafe alınabildi, bazılarında alınamadı. Ne bileyim işte Yel Değirmeni'nde oradaki ressam atölyeleri, işte heykel atölyeleriyle toplantılar yapıldı. Şeylerle, tiyatrocularla yapıldı. Sanatın her dalıyla ilişkili bir şekilde insanların bir araya getirilmesi sağlanmaya çalışıldı. Şimdi bu aslında bir gelecekle ilişkili bir tasarım bu. Buna sadece bir belediyenin bunu yapabilmesine gücü yetmiyor. Bunun özellikle medyada tartışılması, konuşulması lazım. Bugün sabahleyin gazetede bu PİSA'nın genel koordinatörünün bir röportajını okudum. Eğitimin temelini öğretmenlere bağlıyor. Ve diyor ki sizin ülkenizde diyor öğretmenlerle ilişkili sorunlar televizyonda ne kadar konuşuldu? Ya televizyonlarda hiç konuşulmuyor ki öğretmenlerin sorunları bizim ülkemizde. Öğretmen diyor bu işin temeli. Eğer iyi öğretmenleri yetiştirirseniz, değer verirseniz çocuklarınız iyi olur. Şimdi siz de mahalledeki sorunlarınızı bu televizyonlarda yerel anlamda konuşulursa, meslekler konuşulursa, ihtiyaçlar konuşulursa çözümleri de konuşulur. O zaman büyük bir bilgi zenginliğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi televizyon açıyorsunuz, gündem 3 tane belediye başkanı görevden alındı. Ya niye alıyorsun 3 tane belediye başkanını görevden? Bunlar yeni seçilmiş, halk bunları seçmiş. Yani burada halkın iradesinden daha büyük bir iradeye sahip değilsin ki. Alıyorsun ve bunu tartıştırıyorsun sürekli. Gerçek ihtiyacı olan aslında o bölgede bu belediye başkanlarının yaptığı işleri tartıştır, hizmetleri tartıştır. Yani halka bunu anlat. Bunun cevabını verecek olan halk, onun iradesi gibi Türkiye kendi ihtiyaçları ve kendi gündemini tartışmalı. Bence şu anda Türkiye'deki en önemli konulardan, en önemli sorunlardan birisi basın ve medyanın gerçekten Türkiye'nin üzerine ışık tutamaması, halkın bu konuda bilgilendirilmemesi diye düşünüyorum. Evet, siz bu bahsettiğiniz kuruluşları, özellikle odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bir kısmının kent konseyi içinde de yer almalarını sağladınız diye biliyoruz. Evet. Bu sadece kent konseyleri içinde onların söz sahibi olmaları, etkili olmaları dışında belediye çalışmaları içinde hiç direkt olarak herhangi bir sorumluluk verdiniz mi? Veya çalışmalarına olanak verdiniz mi? Bütün odalarla protokollerimiz var. Hepsiyle aşağı yukarı. Yani çevre mühendisleri odasından alın da şehir plancılarına kadar bir şekilde görüşmelerimiz oldu. Protokoller imzalandı. Şimdi biz geldiğimiz zaman yasa belediye başkanına şöyle bir yetki veriyor. Diyor ki belediye başkanı geldiği zaman kent konseyi işte derneklerin işte üyelerini toplantıya çağırır ve seçtirir. Ama kimi çağırırsan onunla seçim yapıyorsun. Bu da belediye başkanlarını kent konseyi üzerinde büyük bir güç haline getiriyor. Yani sadece onların bütçesini karşılamak, işte bir sekreter vermenin dışında o 5 yıl için üyeleri çağırır maddesi o belediye başkanına istediğini seçtirme gücünü veriyor. Çünkü istediği derneğe çağırıyor, istediğini çağırmıyor. Çağırmıyor. Ona yakın. Ben kendim çağırmadım belediye başkanı olduğum dönemde. Onlarla bir toplantı yaptım. Dedim ki siz kendi üyelerinizi kendiniz toplantıya çağırın. Yani buranın kendi özgür kimliğiyle gelişmesini istiyorum. Çünkü 2004'te kurulmuş ve bizden önceki yönetimden gelen üyeler de bu konuda devam etsinler. Ama şeye zorladım yani. Gerçekten işte hem kamu kurumlarının hem işte diğer meslek örgütlerinin temsilcileri olsun. O seçimde zaten Mimar Odası Şube Başkanı olan Saltık Bey seçildi. Bir oda temsilcisinin seçilmesi de bence önemli. Çünkü odaların kent konseyinde hakim olması bunun daha demokratik olarak işleyişinin yürümesini sağlıyor. Onun dışında muhtarlar var kent konseyinde, bütün dernekler, meslek örgütleri var. Bir şekilde aslında kentin örgütlü güçlerinin aklı kent konseyi. Yani bütün bu hem kamu kurumlarının hem de diğer örgütlü yapılanmaların aklı bir şekilde yönetime yansıması oluyor. Önemli buluyorum. Yani bunun gelişmesi lazım. Daha çok gelişmesi lazım. İnanmak lazım buna. Hem de belediyede yerel yönetim anlamında bizi de rahatlattı. Niye? Daha çok insan katıldı yönetime. İşte onlar da Kalamış'ta geldiler, tavır koydular, Haydarpaşa'da koydular. Daha çok insanın sahip çıkmasını sağlamış olduk. Daha güçlü olduk. Evet.
Peki ikinci bir dönem belediye başkanlığı yapmak ister misiniz? İkinci bir dönem belediye başkanı yapsanız daha hani buralardan hareketle daha iyi yaparım gibi bir heyecanınız var mı? Ya şimdi biz 2014-2019 diye seçildik. Bu dönemde görev yaptık ve bu görevi mümkün olduğu kadar elimizden gelenin en yüksek seviyesinde çalıştım yani. Günde 3 saat, 4 saat uykusuna kadar gitti. Gerçekten keyifli. Sonuçta siz bir hizmet yapıyorsunuz. Belki yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek projeler yapıyorsunuz. Gelecekle ilişkili bir tasarımınız, bir yönünüz oluyor. Birey olarak bir yönetme hakkınızı kullanıyorsunuz. Bu keyfi yaşadım. Elbette ikinci dönemde aday olduk. Parti bizi tercih etmedi. Ben aslında 2 sene önce bütün bu adaylaşma süreçlerinin atamayla değil, ön seçimde olduğunu yerelde yönetmek diye bir kitapta da yazdım. Ben 92'den beri bu konuda bir iddiayı sürdürüyorum ki demokrasinin temelinde yatan şey siyasal partilerin yasasının değişerek tamamen aşağıdan yukarıya bir demokratik örgütlenme oluşmasında yatıyor. Türkiye'de ne yazık ki sağda ve soldaki tüm yapılanmalar bu siyasal partiler yasasının bu şekilde uygulanmasından dolayı demokrasiden uzaklaşıyorlar. Yani şu yaşadığımız sorunlar iktidar ve muhalefet partileri içerisinde yaşanmasının temel nedenlerinden birisi bu. Soldaki partilerin de işte bu başkanlık sistemi de bundan etkilenerek otoriterleşmesi, kendi muhaliflerini yok etmeye çalışmaları ve siyasal anlamdaki gayeden, fikirden uzaklaşmaları ve sadece bir arkadaşlık grubuna dönmelerinin kıracak olan şey gene budur. Bunun tartışılması lazım. Bu siyasal partiler yasasının bu demokratikleşmeyle ilişkili sürecin aşılması anlamında çok önemli başlıklardan birisi. Yani önümüzdeki dönem bu başlığın tartışılması lazım. Evet. Programımızın sonuna geldik. Onun için birkaç tane sorumuz kalmıştı. Onları artık başka bir programa bırakmak zorundayız ama ben son olarak yeni seçilen belediye yöneticilerine ve hatta belediye çalışanlarına böyle bir mesajınız olabilir mi? Bir iki cümlede, birkaç cümlede özetleyebileceğiniz. Ne tavsiye edersiniz? Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine şeyim şu. Bu 60 ay çok kısa bir süre. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip hizmete dönüştürsünler. Geride iyi şeyleri bırakmak gerçekten insan yaşamında önemli bir şey. Yani Nietzsche'nin ünlü bir sözü var. Yani ben diyor işte musalla taşında yattığım zaman işte insanlara diyor ki size bir an verseler, bütün bir yaşamınız gözünüzün önünden geçse diye nelerin geçirilmesini istiyorsanız onları yapın diyor yani. Şimdi biz de yaşamımızın gerçekten işte onurlu, değerli, kıymetli olması aslında toplumsal, sosyal anlamda yapılan şeylerle oluyor. Para kazanırsanız bunun bir şeyi belki aileniz için olabilir. Ama ne bileyim çocuklar için, kadınlar için, gençler için, bir toplum için bir şeyler yaptığınız zaman gerçekten kendinizi iyi hissedersiniz, mutlu olursunuz. Yani iyi bir yaşamınız olur. Bunları yapın. Çalışanlara da tavsiyem ki çalışanlar her zaman kendi işlerini seviyorlar. Ben Kadıköy Belediyesi çalışanlarından çok gerçekten mutlu oldum. Yani %97'si, 98'i büyük bir kısmı çalışıyor, işlerini seviyorlar. Yani işinizi severseniz mutlu insan olursunuz, mutlu çalışırsınız. Yaşamınız orada geçiyor. İyi bir şey yani. Katıldığınız için ve bütün yorumlarınızı, bütün görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım bir dahaki yayında tekrar size alırız. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Aykut Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programla, başka bir konuda tekrar burada olacağız. Bu hafta içerisinde bize ulaşmak isterseniz İstep'imizin sosyal medya hesaplarında beraber olabiliriz. İyi haftalar.